Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum. Tüm hanımefendi ve beyefendilere saygı ve sevgilerimi arz etmek istiyorum. Saatlerimiz 03'leri gösteriyor ve sizlere uzunca bir zamandan beri özellikle Merkez Bankasının dolar VOP kontratlarındaki short pozisyonları hakkında bilgi aktarmayı planladığımı söylemiştim. İşte malum sağlık problemlerim, geçirmiş olduğum bazı operasyonlar, şunlar bunlar derken maalesef ki aksattım bu hususu tekrardan affınıza sığınıyorum. Kıymetli dostlar, bu videomda amaçım birincisi Merkez Bankası elinde ciddi oranda bir short pozisyon taşıyor ve bu pozisyonları hala satmıyor, hala bozmuyor. Bu noktadaki kar ve zarar durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum ve neden satmadığını ve geçtiğimiz dönemlere oranla e, farklı farklı kurumlarında e, short veya hatta long noktasındaki pozisyon farklarını şurada görmekte olduğunuz gibi ilk 5 aracı alıcı ve satıcı arasındaki farkın geçmiş dönemlere birkaç ay öncesine göre mukayesesini de yapmak suretiyle dolar tl'nin önümüzdeki süreçte önemli kurumların beklentileri adına bazı ipuçları yaratmak istiyorum. Amacım teknik analiz yapmak değil. Amacım şu bu noktaya gider veya gelir noktasında sizlere bir takım bilgiler vermek değil. Ancak fundamental dediğimiz veya temel kavramlar dediğimiz veya piyasanın büyük oyuncularının beklentileri olarak yorumladığımız gerçekleri sizlerle paylaşmak. Benim veya sizin ne düşündüğünüz önemli değil kıymetli dostlar. Piyasa büyüklerinin ne düşündüğü önemlidir. Ve hep söylediğim şeyi bir kere daha tekerrür edeceğim ama yani e, iktisadi gerçekler çok önemli değil. Piyasa oyuncularının ne düşündüğü ve ne beklediği konusu çok önemli. Teoride olan kavramlar maalesef e, kurallara uyumlu bir şekilde gerçekleşmiyor pandemi denilen bir gerçek var. Borsalar rekorlar kırıyor. Efendim kriz denilen bir gerçek var. ABC hissesi o krize rağmen muazzam primler yapabiliyor. İşte biz bu gerçeklere inanmıyor ve bu gerçekleri kabul etmiyorsak piyasanın içerisinde olmamızın bir anlamı yok. Çünkü piyasa 2x2'nin 4 ettiği bir ortam değil. Yani ne olur bunu anlamaya çalışalım. <laughs> yani benim e, analizlerim biraz sohbet havasında geçiyor bazen bazı esprilere yer ölmek durumunda kalıyorum e, bazı kendini ekonomist geçinen ki benim tabirimle e, bir kısmına şarlatan diyorum bir kısmına merdiven altı ekonomist diyorum işte e, ülkenin e, kasası boş efendim şöyle berbat durumdayız böyle battık şöyle çöktük şudur budur tarzındaki yorumlarla e, doları işte 15 lira, 20 lira götüren, borsayı e, 30 lira, 40 lira, 30 bin lira, 40 bin lira indiren insanların yapmış olduğu yorumların etkisiyle benim güzel yatırımcım, benim değerli hanımefendi kardeşlerim veya beyefendi kardeşlerim, ağabeylerim e, ve genç kardeşlerim maalesef ki bu söylemlerden etkileniyorlar ve önemli zararlara maruz kalıyorlar. E, sizlerden çok sayıda mail geliyor. Yani hepsini okuyamıyorum ama okuyabildiğim kadarıyla bazen öyle enteresan e, yorumlarla karşı karşıya kalıyorum ki örneğin geçen gün bir arkadaşımız yazmış hocam e, işte e, 90 bin TL değerindeki arabamı sattım e, aslında daha öncesinde 60-65 bin ediyordu gittim dolar aldım 8.25'ten aldım dolar bu seviyeye düştü daha düşer mi? ben bu arabamı daha iyi bir model bir arabayla yenilemek niyetiyle bu adımı atmıştım. Ne olacak? Ne cevap vereyim arkadaşlar bu değerli dostuma? O bir kardeşim diyor ki, e, hocam" diyor. "Ben öğrenciyim" diyor işte. Diyor. "Ayda 400-500 TL" diyor. işte "E burs alıyorum" diyor. "Devlet bana kredi veriyor" diyor. "Gittim" diyor. "8.10'dan 8.20'den dolar 10 lira olacak" diye diyor. J e, şey aldım" diyor. "Dolar aldım" diyor. "Ama dolar düştü" diyor. Benim amacım diyor bir cep telefonu almaktı diyor. Elimdeki telefonu satayım da yenisini alayım diye. Ya inanın keşke gücüm yetse de bu kardeşime diyebilsem ki ya yavrum e, gel telefonunu ben alayım. Yani e, o kadar enteresan mailler alıyorum ki hocam diyor telefonumun diyor e, alarmı diyor çalmıyor diyor dersime yetişemiyorum diyor işte e, çok mağdur durumda insanlar var yani ne olur ne olur değerli dostlarım beni doğru anlayın, beni e, samimi bir dostunuz ve arkadaşınız olarak değerlendirin. Ben tamamıyla ve tamamiyle vicdanıyla hareket eden bir insanım ve bu vicdan e, paraleli ve prosedürü dahilinde e, çok naif bir şekilde e, iyi niyetle böyle küçük beklentiler içerisinde olup da belli amaçlara eee Gayret gösteren arkadaşlarımın bu amaçlarına ulaşabilmeleri hususunda merdiven altı ekonomistler diye yorumlamış olduğum insanların hayal tacirlerinin yorumlarıyla hareket etmelerini istemiyorum. Üzülüyorum. Çünkü atıyorum 500 bin, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon parası olan bir insan 50 bin, 100 bin kaybetsin hiç önemli değil. O ona bozmaz, o ona zarar vermez ama e, 10 lirası olan 1 lirasını kaybederse üzülür be. O öğrenci kardeşim 10 <laughs> lira kaybederse onun için bir çorba parasıdır, o ona üzülür. İşte sevgili dostlar, gelmek istediğim nokta şu. Biraz e, girizgahı e, farklı bir noktadan tuttum ama beni bağışlayın. Gecenin bu saatinde e, ben de biraz e, duygusal davranabiliyorum. Efendim, sizlere zaman zaman Merkez Bankası'nın biyoptaki pozisyonları hakkında bilgiler arz ediyorum. Bu çalışmayı 2018 yılında Raif Branson e, krizinin olduğu süreçte e, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Merkez Bankasına Viop alanında al ve sat, pozisyon al veya pozisyon boz noktasında yani e, bir şekilde Viop denilen mekanizmayı kullan noktasında yetki verildiği dönemden beri sizlerle paylaşıyorum zannediyorum bu bir ukaylalık değildir asla beni yanlış anlamayınız bu bir ukaylalık değildir Viop konusunda Merkez Bankası'nın aldığı pozisyonları Youtube ortamında veya ekonomi platformunda ilk gündeme getiren kişi benim ve ilk gündeme getirdiğim zamanda farklı farklı kişilere efendim Merkez Bankası şu kadar short yaptı şu kadar şunu yaptı bunu yaptı şeklinde bir takım sorular sorulduğu anda Merkez Bankası'nın yaptığı bu işler boştur. Efendim Biyop'ta yaptığı adımlar hikayedir vesaire şeklinde yorumlarla beni bir şekilde karalamaya çalışan insanlar bile oldu. Değerli dostlar, karalayın veya karalamayın umurumda değil. Ben sizlere şu yapıldı veya bu yapıldı noktasında yapılan şeyin olumlu veya olumlu sonuçlarından ziyade objektif olarak Yapılmakta olanı sizlerin huzurunuza sunmak mecburiyetindeyim. Bir manada kamu görevi görmeye çalışıyorum. Eğer ki Merkez Bankası YouTube, pardon çok affedersiniz, ee, Viyop nezdinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir yetki aldıysa ve sahaya hem oyuncu hem de hakem sıfatıyla giriyorsa, nedir bunun anlamı bu benim merkez bankasının Viyop'ta yetki almasını tasvip etmediğimi ifade eden bir yaklaşımdır dünyanın hiçbir merkez bankası e, piyasalara doğrudan müdahale etmek noktasında yetki sahibi değildir evet merkez bankalarının görevi paralarının değerini korumaktır enflasyon enflasyonla mücadele etmektir odur budur şudur ama e, para piyasaları konusunda direkt müdahaleci bir konumda bulunamaz. Oyuncu konumunda bulunamaz. Sen da pozisyon alacaksın. Üç gün sonra açıklanacak olan faiz kararının ne olacağını bileceksin. E yatırımcıyla da terse getireceksin. Yok böyle bir dünya. Ama Merkez Bankası'nın böyle bir yetkisi bulunuyor. Peki ne yaptı Merkez Bankası? 2018 yılındaki Ray Brunson krizi döneminde 7.20'lere ulaşan dolar kurundan ciddi oranda short yaptı. 3 4 5 milyon kontratlara ulaşan short pozisyonlar yaptı. Ve o gün o günlerde ki videolarımın hepsi benim sabittir. Ben ee, ABC isimleri gibi e, işime gelmeyen videoyu silen bir insan değilim. Yani şu ana kadar ki bütün videolarım kayıtlar altındadır. Tenezül etmem silmeye. Yanılsam da, yanıldım kardeşim derim. Yani o gün öyle düşünüyordum ama olmadı. Ne yapayım? e, ee, dürüstçe bir yorum yaptım ama tutmadı derim. Ama en azından şu olacak bu olacak gibi de sizleri kesin bir yargıya e, şevketmedim diye de kendimi savunmaya çalışırım. Değerli dostlar, o günlerde 7-20 yaklaşan dolar kurunda Merkez Bankası deli gibi short pozisyonları açtım Ve dolar altılara geldi. 6 seviyesinin aşağısına geldi. 5 onlara 5 geldi o günlerde efendim 3 üç olacak, 3,5 üç olacak muhabbetlerinin olduğu bir dönemler vardı. Ve Merkez Bankası aslanlar gibi elindeki 3-4 milyon kontrat civarındaki doları çok karlı bir şekilde kapattı. Bir ara zararlı pozisyonda kaldı ama sonuçta karlı bir şekilde kapattı. Merkez Bankası'nın biop dolar kontratlarında şu kadar milyon dolar para kazanmak gibi bir hedefi yok. Onun için küçük paralar bunlar. Ama Merkez Bankası burada bir psikoloji yaratmaya çalışıyor. Diyor ki benim beklentim doların gevşeyeceği yönünde. Dolar alma. Hele hele yüksek seviyelerden dolar alma. Hele hele seni doları 15-20 olacak şeklinde inandıran insanlara prim verme demek istiyorum. Evet şimdi nereye geleceğim değerli arkadaşlar. Merkez Bankası'nın şu anda görmekte olduğunuz tablomda elinde Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran itibariyle bulunan short pozisyonların dökümünü sizlere arz ediyorum. Ben e, sizlere dolar konusunda veya borsa konusunda analiz aktardığım zaman mutlak ve mutlak surette somut delillerle, somut verilerle yaklaşım gösteririm. Asla kahve balı bakar gibi dolar şu olacak efendim bilmem ne büyük, şuraya fırlayacak. E, üç gün sonra bilmem ne olacak. Çarşamba günü bu olacak, perşembe günü bu olacak tarzındaki hikayelerle sizlerin beyninizi bulandırma. Hayal tacirliği yapma. Efendim. Ocak ayı itibariyle Merkez Bankası'nın elinde, Ocak 2021 itibariyle Merkez Bankası'nın elinde 112.108 adet short dolar pozisyonu bulunuyor. Dolar kontratlarının an itibariyle birim fiyatı 800 TL'dir. Merkez Bankası'nın depo ettiği veya yatırmış olduğu toplam teminat miktarı TL basında 89 milyon civarındadır. Merkez Bankası'nın maliyeti 8.1760'dır. Uzlaşma fiyatı yani biop e, kriterleri hakkında şu an. <laughs> ...çok detaylı açıklama yapamayacağım... ...Viyop konularını bilen arkadaşlarım... ...Viyop'ta bir uzlaşma fiyatı denilen... ...bir kavram olduğunu bilirler... ...artı Viyop'ta e, değişik vadeler... ...işte Şubat, Mart, Nisan, Haziran gibi vadelerde... ...farklı fiyatlamaların olduğunu bilirler... ...ve yine aynı zamanda... ...örneğin Haziran'da... ...Viyop e, uzlaşma fiyatı 7.97 ise... ...Haziran ayında dolar 7.97 olacak... ...şeklindeki bir kavramı veya bir beklentinin yanlış olduğunu düşünürler. Temettü değerleri, faiz oranları, politika faizleri onlar bunlar şunlar gibi sebeplerle biyop değerleri, biyoptaki dolar değerleri şekillendirilir, fiyatlanır. 7.97 Haziran 21 itibariyle fiyatlanmış olan bir rakamdır ama şu anda dolar kaç para? 7.38'ler civarında. Spot veya anlık fiyat ile X vadedeki fiyatın farklı olması biop dediğimiz mekanizmada belli bir vadeye bağlı olarak fiyatlamaların farklılık yaratabileceğini ifade eder. Şimdi bu konulara giremeyeceğim arkadaşlar çünkü çok detaylı konulardır ama ön açıklama olsun diye ifade ediyorum. Çünkü zaman zaman öyle enteresan yorumlara tanık tanık oluyorum ki bu tarz çalışmaları aktarıyorum. İnanın şu çalışmayı aktarmak için yani her vadede Merkez Bankası'na ne kadar pozisyonu var, maliyeti ne kadar, elindeki kontrat sayısına kadar, giriş fiyatına kadar, son uzlaşma fiyatına kadar derken tam 2 saatimi aldı. Saatlerimiz şu anda 03.15'i gösteriyor. Ben 00'dan itibaren 01 civarında tek tek bütün kontratları incelemeye başladım ve sonuçta bu tabloyu oluşturdum. Ama benim, e, nasıl diyeyim, hadi yine kırıcı konuşmak istemiyorum. Kıymetli dostum, sevgili arkadaşım bana kalkıp diyor ki, ya hoca sen ne anlatıyorsun, dolar 7.97 diyor ama dolar 7.38. Yani 3 kuruşluk bilgisiyle benim 2 saat emek verip de hazırladığım şu tabloya ahkam kesiyor. Ya be kardeşim, be çocuğum, be yavrum, be ablacım, be e, amcacım, yani... E, Biop denilen mevzuyu 3 kere Twitter'da okumuşsun, 5 kere bilmem nerede okumuşsun ama konuya tam anlamıyla vakıf değilsin. Haddin midir ki 20 senesini bu işe vermiş bir insanın e, bu konudaki çalışmasına, emeğine böylesine haysiyetsizce, yani bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama böylesine onursuzca ve gurursuzca yaklaşım gösteriyorsun. Yahu bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmaya çalışıyorsun. Yapma be gözünü seveyim. Yapma be kurban olayım. Bu adam bu kadar e, bir takipçi grubuyla, bu kadar zamandır bir emek çabasıyla sizlere bir şey aktarıyorsa iyi kötü bir şey biliyordur be. Yani buna hürmet et, hürmet et yani. Senin anlayacağın insanla konuşayım. Oh. <laughs> Arkadaşlar bazen kızıyorum yani kusura bakmayın. <laughs> ben de insanım robot değilim yani bazen tepem atıyor yani. Neyse değerli dostlar. Ocak, Şubat, Mart dedik ve e, Merkez Bankası'nın elinde bulunan pozisyonlar. Şimdi Merkez Bankası'nın Şubat ayında 440 bin adet short pozisyonu varmış. Şimdi bu rakamı ben nasıl yorumlayabilirim? Yani niye Merkez Bankası Ocak'ta 112 bin tane de Şubat'ta 440 bin tane veya Nisan'da 358 bin tane short pozisyonu var? Mantık yürütelim değerli dostlar. Senaryo çizmeyelim. Demek ki Merkez Bankası'nın Şubat'ta ve Nisan'da önemli ödemeleri var. Şubat'ta Nisan aylarında Merkez Bankası dolarda yukarı yönde ataklar olabilir endişesini yaşıyor. Hatta bu atakları da kendisinin yaptırtabileceğini düşünüyor. Neden? Ödemesi varsa dolar almak zorunda. Piyasadan dolar toplamak zorunda. O halde ben Şubat ve Nisan aylarına dolar bazında dikkat etmeliyim. Elimde dolar varsa Şubat veya Nisan'da dolarda yukarı yönlü bir atak olabilir noktasında bir düşünce içerisinde olabilirim. Olmalıyım hatta. Evet. Geçtiğimiz günlerde bu anlamda bir e, analiz aktarmıştım birkaç ay önce. Arkadaşım biri demiş ki, Hoca sen Merkez Bankası'nın elinde 2 milyon kontrat dolar var dedin. Short pozisyon var dedin. Yani dolar düşecek dedin. E, dolar düşmedi yükseldi. Kıymetli dostum ben yani Merkez Bankası'nın elinde bu kadar short pozisyon var, dolar düşecek tarzında bir e, yorum yaptıysam lütfen ispata davet ediyorum. Benim ağzımdan böyle bir kelime çıkmadı. Ben sizlere bugün Merkez Bankası'nın elinde 1 milyon 380 bin adet dolar kontratı short pozisyonu bulunuyor. Bunun manası dolar yarın düşecek demek değildir. Bunu doğru anlayın. Gayet net bir Türkçe konuşuyorum. Merkez Bankası'nın görevi doların afaki hareketlerini engellemek, enflasyonu kontrol altında tutmaktır. Başarır veya başaramaz. Ama Merkez Bankası'nın elinde 1,5 milyon kontrat civarında short pozisyon varsa ben bunu görmezden gelemem arkadaşlar. Aynen şöyle şu zamanda olduğu gibi. Merkez Bankası'nın Kasım ayında elinde 2 milyon 150 bin kontrat short pozisyon vardı. Ve ben sizlere o tarihlerde aktardım yorumlarda dedim ki arkadaşlar Merkez Bankası dur durak bilmeksizin short pozisyon yapıyor. Bir taraftan 130-140 milyar dolar civarında dolar satmak üzere swap piyasalarında dolara engellemeye çalıştığı yükselişini aynı zamanda da biop pazarında da biop piyasasında da short pozisyonlar yapıyor. Her gün 50 bin, 100 bin, 150 bin kontrat şeklinde. Yahu demek ki Merkez Bankası'nın kafasında ya önümüzdeki ilk toplantıda önemli bir faiz artışı kararı düşüncesi var veya başka başka planlar var. Evet ne oldu? O plan neydi? İşte Merkez Bankası Başkanı değişti. Bir anda dolar 8.60'lardan 7.50'lere hatta 7.30'lara kadar geldi. Merkez Bankası o günlerde açtığı durdurak bir Nexus'in short pozisyonlarıyla 1 milyar TL civarında zararlı pozisyonla geçti. Yani zarar etti. Sonrasında ne oldu arkadaşlar? Sonrasında 19 Kasım itibariyle Merkez Bankası 250 milyar TL civarında karlı konuma geçti. Tekrar diyorum, Merkez Bankası'nın gayesi Diop'tan 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon kar etmek değil, orada bir psikoloji, bir algı yaratmak. Sonuç ne oldu değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım? Merkez Bankası 19 Kasım tarihi itibarıyla biliyorsunuz Kasım'ın başında işte başkan değişti, Naci Abal geldi ardından Maliye Bakanı değişti falan filan. 1 milyar TL zarardan, şuradaki 1 milyar TL zarardan 513 milyon TL karlı duruma geldi. Tekrar tekrar ifade ediyorum. 5 milyon, 10 milyon, şey 500 milyon, 1 milyar TL gibi rakamlar bizim ekonomimizi rahatlatacak, ferahlatacak mevzular değildir. Ama Demek istediğim olay şu, Merkez Bankası'nın attığı adımlara iyisiyle kötüsüyle irdeleyelim. Neden bunu yapıyor? Bu yaptığının ardından bizim lehimize veya aleyhimize bir sonuç çıkar mı diye irdeleyelim. Oturup da sadece şu şöyle oldu, bu böyle oldu, efendim kasamız boşaldı, bilmem neyimiz bilmem, Değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım, kasanın boş olduğunu sizler kadar ben de iyi biliyorum. O merdiven altı ekonomist dediğim adamların, insanların, bilmem nelerin, üç kuruşluk ekonomi bilgisine dahi haiz olmayan insanların sağdan soldan okudukları iki tane rakamı önünüze koyup da şu şöyle oldu, dolar fırlayacak, 15 lira olacak, 20 lira olacak. Bu böyle oldu, efendim borsa batacak, 20'ye 40'a düşecek. Yahu değerli dostlar, dün İngiltere'de, mutasyona uğrayan e, virüs mevzusuyla alakalı olarak önemli bir sıkıntının olabileceği. Efendim e, hastanelerin %90 seviyesinde dolu olduğuna dair bir haber çıktı. ABD endeksleri 600 puan geriye geldi. Kapanışını 300 puan eksiyle yaptı. Bugün 200 puan artı ile kapattı. Yani bir günde dünyadaki şekil mi değişti? Bir günde dünyadaki e, virüsle alakalı algı mı değişti? Yok. Beklenti ve piyasanın konulara vermiş olduğu değer çok önemli. Geliyoruz değerli dostlarım. Son tabloya geliyoruz. Merkez bankasının 5 Ocak itibariyle elindeki pozisyonlarının ee, 1 milyon 380 bin adet short konumda olduğunu görüyoruz. Maliyet 8.17.60'dan short yapmış. Son uzlaşma fiyatı Ocak vade adına 7, 29, Şubat vade adına 7.6.29. Gördüğünüz gibi önemli kazanımları var. Ve Merkez Bankası şu anda 500 milyon TL kazançlı. Peki Kasım ve Aralık vade kontratlarını ne yaptı? Yaklaşık 400 milyon TL karla kapattı. Burada arkadaşlar önemli olan bilinmesi gereken ne var biliyor musunuz? Şu. Merkez Bankası'nın veya genel anlamda kümülatif manada konuya baktığımız zaman 19 Kasım itibarıyla yaklaşık bir buçuk ay önce itibarıyla açık pozisyon yani ilk 5 alıcı ve satıcı yani ilk 5 doların düşeceği veya yükseleceği yönünde pozisyon almış olan kurumların farkı 353 bin iken bugün rakam 550 bin'e çıkıyor. Neden 550 bin'e çıkıyor? Çünkü short konumda olanlar bir şekilde pozisyonlarını kapatmışlar. Yani azaltmışlar. Peki Merkez Bankası'nın pozisyonlarında bir değişim var mı? Yok. Ocak ayında 19 Kasım tarihi itibariyle tabloya baktığım zaman Ocak ayında Merkez Bankası'nın elimde 106.057 adet short var. Peki an itibariyle 112.000, 5-6.000 tane daha artırmış. Çok önemli sayılmaz. Efendim Şubat ayında Merkez Bankası'nın short pozisyonuna kadar 439 bin. Bugün ne kadar? 440 bin. Bir değişiklik çok yok. İşte Mart itibariyle short pozisyonuna kadar 105 bin. An itibariyle 106 bin. Yani değerli dostlar Merkez Bankası elindeki short pozisyonları tutuyor. Yani 1369 kontratı varmış. Ne zaman? 19 Kasım tarihinde aradan bir buçuk ay geçmesine rağmen Merkez Bankası halen elindeki short kontratlarını tutuyor ve hatta 180'e çıkarmış. 10-11 kontrat önemli değil. Efendim Haziran'dan sonrasını niye koymadım buraya? Temmuz'da diğer aylarda 3-5 bin tane falan gibi önemsenmeyecek miktarlarda pozisyonları var. Bunlar e, sistemi değiştirecek olan rakamlar değil. Değerli dostlarım varmak istediğim nokta şu. Biz Merkez Bankası'nın attığı adamlara ne kadar inanmazsak inanmayalım. Ama şunu bilelim ki Merkez Bankası şu an elinde bu miktardaki pozisyonunu bozmuyorsa ve daha önce 2 milyon kontratın üzerinde pozisyonu varken bunu 31-12 uzlaşma fiyatıyla otomatik olarak nakde çevirdiyse ama satış yapmadıysa ve bugün de elinde bu miktarları tutuyorsa Demek ki Merkez Bankası biraz daha aşağıları bekliyor. Olur veya olmaz. Bakın, olur veya olmaz. Ben iddia etmiyorum. Merkez Bankası'nın avukatı değilim. Merkez Bankası'nın danışmanı da değilim. Elimdeki kontratı tut, yarın şuradan bozarsın diyecek misyona ve e, konuma da sahip bir insan değilim. Ayrı bir mesele. Ama Merkez Bankası bu miktardaki bir kontratı elinde tutuyorsa. Bir diğer yandan da, ABD, ECB veya FED noktasında, benim genel dolar yorumlarımda bildiğiniz üzere merkez bankaları önemli dolar veya işte euro bazında paralar ve teşvik paketleri açıklıyorlarsa ve bu paralar kendi ülkelerinde nem alanamıyorsa, negatif faiz boyutlarına gidiyorlarsa, bizim gibi gelişmekte olan ülkelere akmak durumundaysa yüksek faiz, tahvil artı cazip borsa imkanlarıyla bu ülkeye az veya çok döviz girecek bu döviz TL'ye çevrilecek ve bu döviz TL'ye çevrilirken de dolarda aşağı yönlü bir ivme bir süre daha devam edebilir. Ne zamana kadar devam edebilir? Jeopolitik bir sorun olur. Bir savaş olur. Efendime söyleyeyim, ABC ülkesiyle bir kriz yaşarız. Yunanistan bize bir bomba atar. Biz gider Yunan gemisini bomba vesaire. Bunlar istisnai durumlar. Ha bunlar olacak diye de e, dolarda kısa vadeli yatırım yapılır mı? Yapılmaz. Benim zaten yorumlarım Diop gibi, Forex gibi 3-5 gün sonrayı dikkate alan. An be an dolar indi mi çıktı mı diye gözük telefonunda veya ekranında olan arkadaşlarım içindir. Uzun vadeyi düşünüyorsanız zaten genel kanaatim dolar her zaman kazandırır. Ama burada iki tane değil üç tane ünlem işareti koyuyorum. Amacınız kazanmaksa sadece size para kazandıracak enstrümanın dolar olmadığını, altın, paladyum, platin, bakır, pamuk, hatta ve hatta kahvenin ve petrolün dahi yatırım aracı olduğunu ve bunların dahi analizlerinin yapılması gerektiğini iyi bir uzmanla çalışmak suretiyle, iyi bir danışmanla çalışmak suretiyle eğer ki amacınız ben 3 ayda veya 6 ayda veya 1 yılda Olabilecek en iyi kazancı elde etmek istiyorum noktasında bir amacınız var ise mutlaka ve mutlaka profesyonel yardım almak durumundasınız. Bu işi bilerek yapmak durumundasınız. Finansal okul yazarlığımız olmalı. Twitter'dan üç kelime bir şey okuyup da ya bu böyleymiş demekle olmaz. Twitter ekonomistiyle, merdiven altı ekonomistiyle, aman takipçim çok olsun, şu olsun, bu olsun deyip de günde üç kere 5 kere yorum yapmakla, popüler ekonomistlerin ismini başlıklara koymakla, şunla bunla bilmem neyle arkadaşlar bu işler olmuyor. Sizin için en doğru insan, sizin için en doğru isim, dost kavramı içerisinde eğer ki gerçek dostunuz ise sizin şahsınızın dostu değil portföyünüzün dostu olan insana dost değiniz. Çünkü burada kişisel ilişkiler kurmuyoruz. Yani amacınız beni dinlemekle Mehmet Bey, Ayşe Hanım'ı veya Osman Bey her neyse dinlemekteki amacınız bir şeyler edinmek ve portföyünüze bir şeyler katmak şahsi bir paylaşım içerisinde bulunmak değil. Amacınız tabii ki portföyünüzün artması ise portföyünüze dost olacak insanlarla diyalog içerisinde olmaya çalışınız. Onlarla iletişim içerisinde olmaya çalışınız veya portföyünüze dost olacak aracı kurum veya bankalarla iletişim içerisinde olunuz. Açınız sorunuz bankanıza, kurumunuza. Diyiniz ki yahu benim elimde A hissesi var. Bu hisse düşüyor. Bilmem kim satıyor. Niye satıyor? Neden satıyor? Neden bu, bu, böyle bir para çıkışı var? Veya bugün piyasa düştü. Niye düşüyor? Malımı satayım mı? Tutayım mı? Ya lütfen sorunuz. Twitter'da hiç tanımadığınız insanlara, YouTube'da, bilmem Instagram'da hiç tanımadığınız insanlara kalkıp da fikir soruyorsunuz ve cevap bekliyorsunuz. Ne olur? İlk kötü, aranızda bir sözleşme aktettiğiniz ve de sizlere bir hizmet verme mecburiyetinde olan, olmak zorunda olan kurumlarınıza veya müşteri temsilcilerinize yapışınız. Ne oluyoruz kardeşim diyiniz. Onlar size bu bilgiyi vermek zorundalar. Çünkü siz onlara bir komisyon ödüyorsunuz. X enstrümanı alıyorsunuz, satıyorsunuz. Bir komisyon ödüyorsunuz. Bu komisyonun karşılığında da onlar size bilgilendirmek zorunda. Size bir analiz programı vermek zorunda. Evet belli bir hacminiz olmalı. Okey ama yani size bir analiz programı vermek zorunda. Vatandaş bana soruyor. Hocam sen bu tabloları nereden koyuyorsun? Bu bilgileri nereden koyuyorsun? Yahu değerli dostum ezbere vahiy yoluyla bana gelmiyor bu bilgiler. Yani bir program var. Matrix'te, Matrix'te idealdi, efendim oydu, Forex'te şuydu, buydu. Hocam ben bu programa 300-500 lira veremem. Ya e kardeşim kurumuna söyle bana bu programın tahsis et. Kurumlar çünkü bu programları belli bir işlem hacmine haiz olan insanlara ücretsiz veriyorlar. Sen neden bu haktan istifade etmiyorsun? Gelelim arkadaşlar. Borsa Pivot denilen bir sitenin varlığından sürekli bahsediyorum dolarla ilgili olarak diyorum ki efendim viopla ilgili olarak diyorum ki efendim borsayla ilgili olarak diyorum ki pivot değerlerini bilin. Yani bakınız dolar bu hafta 7.44 seviyesinin aşağısında kaldıkça 7.30'a tekrar geri dönebilir. 7.30'u da kırarsa sizlere sürekli olarak analizlerimde bahsettiğim 7.20 7.25 bölgesi ve burada arkadaşlar bir de 7.16 görülüyor. Yani ne demektir bu? 7.44'ün aşağısında dolar alacaksan alma kardeşim. Beklemede kal. Yani 7.27-7.25 bölgesine hatta 7.16'ya kadar bu hafta gevşeyebilir. Efendim dolar mümkün değil gevşemez çünkü kasa boş. E yani kasa boş doğru haklısın. Bence de kasa boş. Ama e gevşiyor kardeşim. Yani git 7.50'den dolar alacaksan al. Sana dolar alma diyen yok. Ama yazık günah ben senin paranın hesabı içerisindeyim. Efendim ben 2 sene 3 sene beklerim. Ne olacak sanki dolar zaten çıkar. E tamam bekle. Ama üzülme 7.40'dan 7.50'den veya 7.60'dan 7.70'den dolar alıp da ardından dolar 7.30'a 40'a düştüğü zaman vay efendim 3 gün sonra alaydım Elim kırılaydı da şunu yapmayaydım, bunu yapmayaydım diye kendi kendini döveneceksen, dizini döveceksen sana da söyleyecek bir lafım yok. Çünkü sen piyasayı takip etmiyorsun. Sen duygularınla hareket ediyorsun. Arkadaşlar, borsada, piyasalarda bilinmesi gereken ana gerçek nedir biliyor musunuz? Duygusuz yatırımcı olmak. Duygu olmayacak. Hislerinizle hareket etmeyeceksiniz. Efendim benim hislerim çok kuvvetli. Tamam arkadaşım çok olabilir yani. Üç gün kuvvetlidir de dördüncü gün o ister seni yerle yeksan edebilir. Piyasa çünkü öyle acımasız ki. Büyükler öyle acımasız ki. Seni bir anda kasıp kavurabilirler. Seni öyle tuzaklara düşünebilirler ki. Bir anda bir bakarsın ki dolar 6.90'a düşürür ama ertesi gün bir bakarsın ki 7.5'a çıkartır. Oradaki amaç ne? Seni tuzağa düşürmek, ucuzdan dolar almak ve doları bir şekilde fırlatmak veya bir borsa veya bir hisse senedi veya bir başka enstrüman. İşte burada senin psikolojin çok önemli. Kıymetli dostlar, ben eğitim veren bir insanım. Borsayla ilgili olarak ama hiçbir zaman için işte 50 kişiye, 100 kişiye, 3 kişiyi toplayıp da otellerde şurada burada eğitim vermiyorum. Benim eğitimlerim butiktir. Kişiye göre. Tamamen kişiye özel. Arkadaşım ne kadar bilgim var? Ne öğrenmek istiyorsun? Hangi konularda kendini eksik hissediyorsun? Benden talebin nedir? Diyorum, ona bir müfredat hazırlıyorum. Diyorum ki ben senin eksiklerini 10 saatte veya 20 saatte giderebilirim. Diyorum ve o kişiyle bir e, anlaşma yapmak, bir e, konsanssı sağlamak kaydıyla e, çalışmamı başlatıyorum. Buradaki amacım ne biliyor musunuz? Buradaki amacım şu. 300 kişiyi bir araya toplasam toplayabilirim. 500 kişiyi toplasam toplayabilirim. Ama buradaki ana niyet şu. Ayşe Hanım'ın bildiği bir konuyu Mehmet Bey'e anlatarak onun zamanını çalmak istemiyorum. İstiyorum ki bilmeniz gereken hususları bilin. Dolarla ilgileniyorsan dolar ağırlık verelim. Euro ile ilgileniyorsan euroya ağırlık verelim. Borsayla ilgileniyorsan borsaya ağırlık verelim. Viyop ile ilgileniyorsan viyop ağırlık verelim kitaplarda okuyacağım. İnternette, Google'da, şurada, burada bulunacağım. Efendim şu gösterge alttan yukarıyı keserse bilmem ne olur, bilmem ne olursa şu al ver. Bunları geçiniz arkadaşlar. Piyasayı anlamak dediğimiz bir kavram var. Piyasayı okumak, piyasayı çözmek. Piyasa bir satrançtır. Hangi parametrenin size hangi bilgiyi vereceği çok önemli. Bakın az önce anlattım. Dedim ki 2020'nin Mayıs ayında bir tespitte bulundum. Baktım ki Ağustos kontratlarında merkez bankası ciddi miktarda short yapıyor. O halde bunda bir iş var dedim. Amanistan itibaren dolar toplamaya başladım. Ne bileyim ben Ağustos'ta doların inecek mi çıkacak mı bunu önceden net bilmek mümkün mü? Ama bu benim için bir göstergeydi. Bu sebeple, bu sebeple hatta ve hatta arkadaşlar ben bu borsa pivot.com denilen siteye bazı ricalarda bulundum. Belli teknik kriterlere göre al ve sat sinyali üreten kağıtların dökümünü yatırımcıya sunun dedim. Artı yine dedim ki endeks kontratlarında bugün en çok alanları veriyorsunuz. İşte teb yatırım 12.000 kontrat long yapmış. Efendim kümülatif pozisyon dediğimiz en çok elinde pozisyon bulunduran kurumlar bazında teb yatırımın elinde 78 bin kontrat long varmış. Bunlar manidar şeyler. Bunları veriyorsunuz. Kardeş bir de dolar kontratlarını da verin. Yani vatandaş bilsin dolarda, kim longda, kim shortta. Hatta hatta Merkez Bankası elindeki işte 1,5 milyon kontrat civarındaki şurada görmekte olduğunuz gibi. Ee, çok pardon arkadaşlar. Şurada görmekte olduğunuz gibi. Ee, 1.381.5 milyon kontrat civarında elinde short pozisyon bulunuyorsa bu pozisyonlar devam ediyor mu? Kapatıyor mu? Kapatıyorsa demek ki artık doların yükseleceğini düşünüyor. Yani daha düşmeyeceğini düşünüyor. Bu verileri yayınlayın. Vatandaş bilsin. Evet Naci Abal başkanımız diyor ki ben bundan sonra şeffaf davranacağım diyor. E, swap konusundaki gelişmeleri bile diyor e, aktaracağım diyor vatandaşlarıma. Ama kaç kişi anlayacak bunu? Ama şunu bilmeli. Merkez Bankası ne yapıyor? Merkez Bankası hangi adımları atıyor bilmeli. İşte bu sebepten dolayı değerli dostlar, e, ne olur bilgiyi önemseyelim. Bilginin bize para kazandıracağını önemseyelim. 20 lira vereceğimiz bir kitaptan okuyacağımız 3 satır bile belki hayatımızda çok önemli bir dönüm noktası olabilir. Veya işte x bir e, veri e, veya analiz programına vereceğimiz 100-150-200 liralık bir rakam bile bize o ay belki 3-5 bin kazandırabilir. Yahu kazandırmasın. 3-5 bin kazanmayı bir köşeye bıraktım. 2 bin lira kaybettirmiyorsa emin olun ki o kaybınızı engelleyecek bilgi bile sizin için kazançtır. Çünkü önce kaybetmemek lazım ki kazanabilirsiniz. Benim felsefem hep bu oldu. Önce kaybetmeyeceğim, sonra kay kazanacağım. Önce kazanayım noktasında olduğum zaman bu işin içerisinde hırs vardır. Bu sebeple bir kere daha felsefemi dile getiriyorum. Önce kaybetmeyeceğim, sonra kazanacağım diyor. Sevgilerim ve selamlarımla lütfen sağlığınızı kaybetmeyin. Ben de sağlıktan yana çok muzdarip durumdayım. Şu anda çok şükür ki iyiyim. Dualarınız sayesinde sevgilerim ve selamlarımla. Hoşçakalınız.